Biz geldik. Ne haber Eruk? Ha? İyi misin? Heyecan var mı heyecan? Ya ben tam çıkıyordum. Aa, nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? O kadar hazırlandık senin için. Hiçbir yere gitmiyorsun. Meltem de gelecek zaten birazdan. Geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba damat, nasılsın? Sağ ol baba. Biz Meltem'le baş başa olmayacak mıydık? Ya ben böyle bir organizasyonun daha hoş olacağını düşündüm de o yüzden şey yaptım. İyi düşünmüşsün. Emine, ne yapalım biliyor musun? Bak canım, şunları bir topla sen, tamam mı? Ona göre bir ayarlamalar yapalım. Ben bir şeyler getirdim. Bak orada paketler var. Olur. Onlarla falan. Siz merak etmeyin. Hadi tamam, biz üstümüzü çıkaralım. Yetti artık bize de. Lütfen kendine gel biraz. Toparla kendini. Doğru. Güzel günler bizi bekliyor. Ha, yine gidiyor. Bu gemi Meltem Hanım'a ne takacak acaba? Ay bize ne anne? Bize ne olur bu canım? Eski arkadaşı, can yoldaşı. Yani bence bunun bir tam altın takması lazım. Kadriye anneye katılıyor. Evet. Yani baksana, göğe arkadaşı olacak. En yakın arkadaş. Giyimine bak şunu. Ay saçına şey bile yapmamış böyle hani. Vardır ya baltı topusu. Ondan bile yapmamış. Ya yapmaz. Size ne ya? Ayrıca baksana yiyecek neler hazırlamışlar. Bizim komşunun oğlunun sünnet düğününde bile tavuk pilav vermişlerdi. Onun sembolik bir nikah olduğunu unuttunuz galiba. E o zaman sembolik bir şeyler verselerdi canım. Karnımız doyar mı bunlarla? Sus anca sus. Saygılar Kemal Bey. Saygılar bizden Kadriye Hanım. Şükrü, buradaki olan biteni iyi gözlemle. Özellikle takı takma merasimini mercek altına al. Merak etme abi. Her şeyi kaydediyorum art diske. Her anı, her dakikasını atıyorum kafaya. Aferin Şükrü. Ama abi bir sorunumuz var. Emine yengeyi ikna etmek lazım. Bana bu fikir pek de hoşuna gitmedi gibi geldi. Ne demek hoşuna gitmedi Şükrü? Ben istedikten sonra o nikah tazelenecek. Sen hiç merak etme. Evde halledeceğim o işi. Peki abi. Gönül, yani bu nikah merasimi ne zaman başlayacak? Meltem gelsin biraz konuşuruz, ondan sonra başlarız. Ha, Gönül, ben cübbeyi giyeyim mi? Yani şey yapayım kendimi, yani role hayır, girmek Tuna, istiyorum. Hayır Tuna, hayır. Benden işaret beklesen. Öyle mi? Evet. Yani şimdi şey yapmayayım. Benim kızım geldi. Haluk sen aç. Gerek yok, sen açabilirsin. Ay ne yapıyorsun ben anlatmıyorum ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ay canım. Ay geldiler. Nasıl geçti? Hoş geldiniz, yolculuk? Hoş geldiniz. Bavullar bende. Sağ ol Tuna. Rica ederim ya, olur mu öyle şey? Ne kadar güzel bir seyahatte anlatamam. Ama dünyanın neresine gidersen git, en güzeli eve dönmek. Ve? En güzeli Meltem'le eve dönmek. Ay, 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 ay çok güzel. Peki senin burada ne işin var? Yani artık burası bizim evimiz. Lütfen gider misin? Aa! Ya Haluk! Hoş geldin Meltem'cim. Canım hoş geldin. Hoş geldin. Babacığım. Merhaba. Ya kusura bakmayın. Birazcık geciktim. Küçük bir kaza oldu ama merak etmeyin. Yok bir şey yok. Tabii. Meltem yolun sol tarafından gitmeye alışkın olduğu için kaza olması normaldir. Ne demek ya? Yok bir şey. Gel canım, gel hadi. Merhaba. Arkadaşlar, Meltem uzun yoldan geldi. Yorgundur. Dinlense daha iyi olur. Aa, olur mu öyle şey canım? Bak bu kadar insan buraya toplandık Haluk. Ya bir kere ben yorgun değilim. Ne? Ayrıca sizi özledim. Bir de ne kadar güzel olmuş ev. Kim yaptı bunları? Haluk, böyle? Haluk yaptı. Ben yapmadım. Ya ben yaptım desene, niye demiyorsun? Bunu ben yapmadım. Ay neyse canım, kim yaptıysa ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ben sağ olun valla. Sen iyi misin?
İyiyim. Tuna, herkes hazır. Artık şeye geçelim değil mi? Kutlamamıza geçelim. Ne kutlaması? Şimdi, Mertel'cim. Ne yapacağız biliyor musun? Nikah tazeleyeceğiz. Sizin nikahınızı tazeleyeceğiz. Şahidiniz benim, nikah memurunuz Tuna. Evet, her şeye yeniden başlayacaksınız artık. Bu yeni hayatınızı kutlayacağız Meltem'cim. Çok güzel olacak her şey. Artık kötü günler geride kaldı. Bak bir de size ikinize de kıyafet aldım. Ya Gönül'cüm çok güzel düşünmüşsün de ben Haluk'un bundan çok hoşlanacağını sanmıyorum. Haluk? Çok saçma bir şey bence bu. Niye saçma Haluk? Bak ya, ne kadar güzel şeyler aldım. Bir şey söyleyeceğim yani biz daha Haluk'la hiç konuşamadık. Yani konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Kusura bakma Gönül. Yani biliyorsun Meltem Lady Diana'nın gelinliğini isterdi. O da ancak bunu bulabilmiş. Ya İdare sen et. Ne demeye çalışıyorsun? Ben bir anlasam zaten. Bir şey demiyorum. Haluk, topla kendini. Nedir bu ya? Meltem'cim giymek ister misin sen bunu? Ben seni kırmayacağım ve giyeceğim. Hadi. Hadi gel ben sana yardım edeyim. Gel. Ya benim bir işim var. Ben çıkıyorum ya. Nereye gidiyorsun? Haluk. Bu kadar hazırlandık. Bak yapma, kırma bize değil mi? Damat, yapma böyle şey ya. Neyse Gönül, hadi ben giyineyim. Haluk Bey oğlum, vallahi çok şanslısınız biliyor musunuz? Ben daha hangi nikah gittiysem hiçbirisi boşanmadı. Hatta kavga bile etmediler. Yani başarı derecem yüksektir benim. Saygılar Kemal Bey. Saygılar bizden Kadriye Hanım. Biz sizin başarı derecenizi düşürmeyelim Kadriye Hanım. Kemal abi. Ha? Bu Haluk'un nesi var Allah aşkına ya? Ben de almaladım. Sorma Tuna. Hadi artık başlasın bu nikah yani. Elimde böyle altınla bekliyorum hani. Yani benim daha gideceğim bir sürü nikah var. Hani siz kaybedersiniz. Ben giderim ama siz kaybedersiniz. Ha. Oo. Luka abi. Cenk Tosun'u 27 milyon euroya İngiltere'ye gönderdik. Seninle aynı anda imzaları atakadık. Buralarda nedense herkesin yolu İngiltere'ye düşüyor. Evet. Güzel oldu değil mi? Teşekkür ederim vallahi. Sağ ol Gönülcüğüm. Haluk sen gerçekten giyinmeyecek misin? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bu saçma sapan oyuna devam etmenin bir anlamı yok. Çünkü çok onur kırıcı bir şey bu. Ne oyunu ya? Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun söyle? Bilmem gereken her şeyi biliyorum. Haluk sen biliyorsan herkes biliyor demektir. Benim kimseden gizli saklı bir şeyim yok. Öyle mi? Evet, yok. Arkadaşlar saçmalamayın lütfen. Ne yapıyorsunuz? Hadi Tuna, hadi. Sevgili arkadaşlar, sevgili misafirler, değerli konuklar. Bugün burada sevgili Haluk ve sevgili Meltem'in nikah tazeleme töreninde buluştuk. Alkış! Ya bu ne böyle ya? Ya damat kendi aramızda eğleneceğiz ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Haluk istemiyorsa ben hiç istemiyorum. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum. Öyle mi? Ne istiyormuşum ben? Allah aşkına söyle. Ya ben ya gidiyorum ya. Yani yok, bu kalardan iyi. Nereye gidiyorsun? Hayır efendim. Yok. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Olur mu öyle şey? O kadar ezber yaptım ben. Bu nikah kıyamadan hiç kimse bir yere gidemez. Değerli misafirler. Değerli şahitler, bugün burada Haluk Çetinoğlu ve Meltem Çetinoğlu'nun nikah tazeleme töreninde buluşmuş olduk. Sayın Meltem Çetinoğlu, Haluk Çetinoğlu'yla yeniden nikah tazelemeyi kabul ediyor musunuz? Ya heyecanlandı, sen boş ver onu. Cevabını ver hadi Meltem, hadi. Evet, ediyorum. Şimdi size soruyorum Sayın Haluk Çetinoğlu. Meltem Çetinoğlu'yla nikah tazelemeyi kabul ediyor musunuz? Ya arkadaşlar sizin işiniz gücünüz yok mu? Ha? Meltem sen galiba tatilde yeterince eğlenemedin. Haluk sen neden bahsediyorsun? Ne tatili? Lütfen kendi aramızda konuşmayalım. Lütfen. Yani hem şahitlere hem misafirlere saygısızlık oluyor. Evet Haluk Çetinoğlu, cevap bekliyoruz. Siz Meltem Çetinoğlu'yla nikah tazelemeyi kabul ediyor musunuz? Hadi Haluk.
Arkadaşlar bu harika organizasyonunuz bittiyse ya gidiyor. Ali bir dakika daha dur. Ali bir dakika. Ben de şahitlik ediyorum. Ali bir dakika daha bitmedi ama. Evet şahit. Şahitler uzun. Gönül sen şahitsin. Şahitlik ediyorum tamam, ben tamam o zaman. İbni evet. İmza. Gözlem beni niye çağırdın buraya? Meltemciğim, Haluk seni çok özledi. Heyecanlandı herhalde. Bir tuhaf davranmaya başladı. Ben de anlayamadım yani. Bir daha pastamız vardı. Takı takacağız da. Ben hiç anlamadım. Ben hiç anlamadım Gönül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.